Ekranların karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını adım adım gezerek sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Ankara. Burada Novax otomatik kapı sistemlerine konuk olduk. Yanımızda işletme kurucularımızdan, kurucu ortaklarımızdan Murat Bey var. Kendisinin değerli bilgilerini alacağız ama önce kendisini tanımak ve sizlere tanıtmak istiyoruz. Murat Bey, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun sizler. Çok teşekkür ediyoruz. Murat Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Murat Bey kimdir? Murat Bey, ben ismim Murat Dilman. Ankara Kalecik doğumluyum. Otomatik kapı sektöründeki bütün otomatik kapı çeşitlerinin tamamında faaliyet gösteriyoruz. 28 yıldır bu sektördeyim. 20 yıldır ticaretiyle uğraşıyorum. 8 yıl başka bir firmada bu işi öğrendim ve şu an en iyi hizmeti vermeye devam ediyoruz inşallah. Çok güzel. Peki burada da verdiğimiz tam hizmet nedir bizim? Şimdi burada otomatik kapı olarak düşündüğümüz zaman garaj kapıları, fabrika kapıları, büyük endüstriyel kapı dediğimiz sanayi kapıları, yani tırların, kamyonların girdiği, bahçe kapıları, yine fabrikalardaki girişteki demir kapılar, villa tipi, konut tipi, kayar kapılar, kanatlı kapılar, yine fabrikalarda yükleme sistemleri dediğimiz, yani tırlar yanaşınca forkliftlerin üzerinden inip çıkıp rahatlıkla yükleme yapabildiği ve yine böyle yağışlı havalarda kıymetli eşyaların veyahut da yüklerin ıslanmaması için yükleme körükleri var. Forkliftler inip çıkarken ıslanmaması için o tür şeyler, yani otomatik kapı sektörüne işte artı mantar bariyerleri, yerden çıkıp inen, yol kesici dediğimiz road blocker sistemleri, ondan sonra market tarzı cam kapı dediğimiz fotoselli kapılar, yani otomatik kapı deyince aklınıza ne tür iş geliyorsa hepsi var bizde. Çok güzel. Aslında birçok hizmet sunuyorsunuz insanlara. Tabii ki, tabii ki. Bu kapının üretimi de size ait. Şimdi kısmi olarak üretimi bizde oluyor, bazıları bizde olmuyor. Ama tamamının montajını ve teknik servis hizmetini veriyoruz. Anladım. Yani belli kısmını siz yapıyorsunuz, belli kısmı dışarıdan gelmiş oluyor ama güvendiğimiz yerlerden illaki getirtiyoruz. Muhakkak. Zaten bizim amacımız müşteri memnuniyetine dayalı. Bizim birinci önceliğimiz müşteri memnuniyeti ve müşteri memnuniyetini %90'lar seviyesinin üzerine çıkarak tutabilmek. Yoksa öbür türlü, yani bu işi yap git bir anlamı yok bizim için. Yoksa aslında bu kadar süre bu faaliyette bulunmamız mümkün değildi. 20 yıl gibi bir ticarette uğraşmak otomatik kapı sektöründe çok zor bir kesinlikle. Her iş. Sektör için zor aslında ama siz işin hem çekirdeğinden geldiniz, işi mutfağından öğrendiniz. Aynen doğru. Yani askerden geldim, bu işe başladım. İşte 28 yıl devam bir fiil otomatik kapı sektöründeyim. Ve yani bir ömrünüzü aslında verdiniz buraya ve bütün zorluklarını görerek ilerlediğiniz için şu an kendi firmanızda doğru bir esnaf modülü ilerletiyorsunuz. Yani şu anda dediğiniz gibi mesela müşteri bana istediğini telefonda söylediği zaman bile, dişin mutfağında geldiğimiz için sizin dediğiniz tabirle müşterinin ne demek istediğini anında ben anlayabiliyorum ve ona göre cevap verebiliyorum. Ve ne isterse aslında ona göre yönlendirme yapabiliyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Bu doğru olur sizin için ya da bu doğru olmaz. Yani muhakkak. Yoksa öbür türlü, yani bu sadece müşteri bunu istiyor ama yeri buna uygun değilse, biz bunu yaparız geçeriz değil. Bunun hakkı bu, bunun bu olması gerekiyor diye müşteriyi biz muhakkak bilgilendiriyoruz. Bilgisini veriyoruz, ondan sonra isterse. Ya ondan sonrası müşterinin takdiridir zaten. Tabii ki. O bize ondan sonrası müşterinin takdiridir. Sonuçta biz doğru bilgiyi burada veriyoruz, yanıltmıyoruz. Diyoruz ki yapabiliriz ya da yapamayız ya da doğru olur ya da doğru olmaz. Bu bilgiler iletilir, ondan sonra müşteri ne isterse o gerçekleşir. Evet, evet. Burada önemli olan sizler için de müşteri memnuniyeti. Muhakkak. Biz müşteri, az önce dediğim gibi, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Yani %100 başarı elde edemesek bile %90'ların üzerinde olduğumuza inanıyorum. Tabii ki hizmet sektöründe çok zordur herkesi memnun edebilmek. Evet.
İlla ki bazı aksaklıklar oluyordur ama bunları siz telafi de ediyorsunuzdur zamanla. Muhakkak. Muhakkak. Hani biz yani sizden kaynaklı, maldan, üründen kaynaklı bir şey olduğunda hemen telafisini yapıyoruz. Ya olabiliyor yani dediğiniz gibi neticede el yapımı insan yani, ürünü bunlar. Yani insan ürünü elektronik yani bizim ürünlerimizin bir kısmı zaten elektronik. Elektromekanik diye geçiyor tamamı ürünün. Hı hı. Bir kısmı elektronik olduğu için hiç beklemediğiniz bir arıza olabiliyor ama önemli olan müşteriyi mağdur etmeden bu işi çözüp müşteriyi memnun bırakabilmek. Kesinlikle haklısınız. Peki burada bunun dışında yani otomatik kapı dışında yapmış olduğunuz başka hizmetler var mı? İşte ferforje tarzıdır, bayağı farklı şeylerdir. Ya ferforje tarzı işte az önce bahsetmiş olduğum bahçe kapılarındaki konu oydu. Yerinde müşterimizin kapısı yoksa... Ha, bahçe dış kapılarını da tabii, yapıyorsunuz. Tabii onlar işte onun hem otomasyonunu yani motor sistemini hem de kapı hiç yoksa müşteri ferforje kapı derse ona göre ferforjesini de demir kapısında yapıyoruz. Yoksa burada üretiliyor bunlar. Sizin tabii burada üretiliyor. Firmanızda. Hı. Ya işin ehli kişilerle çalışıyorsunuzdur illaki ama ya, ekibimizden bahsedecek olursak kaç kişilik bir ekibimiz var? Şimdi biz zaten burası aile şirketi daha çok. Bir de yaklaşık 28 yıldır bu sektöre girdiğimden beri bir arkadaşımız var. O da artık bizim ailemizden sayılır. O da şirket ortaklarımızdan. Aile şirketinde 4 kişiyiz şirket ortağı olarak. Bir de bir elemanımız var pazarlamacı olarak. Aynı zamanda benim oğlumdur. Ondan sonra diğer türlü işleri yani işimizin yoğunluğuna göre bazen mesela demir imalatında o 2006-18 yıldan beri birlikte çalıştığımız bir demirci arkadaşımız var. Demir imalatımızı, ferforjeyi, işte kayar kapıyı şunu bunu onunla çözüyoruz ve ondan çok memnunuz. Zaten öyle memnun kesinlikle olmasak bu kadar uzun süre çalışmazsınız. Peki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını dileriz. Sağ olun, sağ olun. Size de başarılar dileriz. Teşekkür ederiz.